Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak 2. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı anayasa değişikliği teklifini kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir. Daha geniş anlamıyla Cumhuriyetin ilanı, Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya amaçlayan Türk devriminin bir parçasıdır. Diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir. Peki Cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. 29 Ekim 1339-1923 tarih ve 364 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı mevatlarının tavzihan tadiline dair kanun ile 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 6 maddesinde 1. 2. 4. 10. 11. ve 12. maddeler değişiklik yapılmış. 1. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir. Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. İdari usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasında müstenittir. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Anayasanın diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuş, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçileceği öngörülmüş, hükümetin kuruluş usulü değiştirilmiştir. Hükümetin kuruluş seması bakımından meclis hükümeti sisteminden vazgeçilerek parlamenter sisteme geçilmiştir. Osmanlı Devleti 1876 yılına kadar mutlak monarşi ile yönetilmiştir. Bu dönemde padişahlık kurumu halk üzerinde mutlak bir egemenlik sürdürmüştür. Tanzimat dönemiyle beraber cumhuriyet düşüncesinden söz edilmeye başlanmışsa da Osmanlı aydınları meşrutiyetin kurulmasını yeterli görmüşlerdi. Meşrutiyetin daha ilerisine gidilmedi veya talep edilmedi. Osmanlı Devleti 1876-1878 ve 1908-1918 yılları arasında meşruti monarşi ile yönetildi. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla sonuçlanan 1. Dünya Savaşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan ulusal mücadelenin daha ilk yıllarından itibaren artık yönetimde halk idaresinin egemen olacağı açıkça ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi'nin ardından 23 Temmuz 1919 tarihinde yayımlanan bildirinin 3. maddesindeki ulusal kuvvetleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır kararı bu anlayışın bir ifadesiydi. Ulusal idareyi somut olarak gösterecek meclis, İstanbul'un işgal edilip Mebusan Meclisi'nin dağılması üzerine Büyük Millet Meclisi adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplandı. Olağanüstü yetkilerle donatılmış 390 kişilik meclisin başkanı aynı zamanda hükümet ve devlet başkanı olarak adlandırılmıştı. Meclisin 20 Ocak 1921'de kabul ettiği ve bir anayasa niteliğinde olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasa ile egemenliğin Türk ulusuna ait olduğu ilan edildi. Saltanat hükümetinin kendini hala Türk ulusunun temsilcisi saymasına karşı bir tepki olarak meclis, 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. 1. Meclis'in seçimin yenilenmesine karar vererek 1 Nisan 1923'te dağılmasından sonra yeni meclis toplanıncaya kadar Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle yeni bir anayasa tasarısı hazırlıkları başlamıştır. Mevcut anayasa, ulusal iradenin Türk ulusuna ait olduğunu, bu iradeyi ulus adına temsil yetkisinin meclise tanındığı onaylanmıştı ancak devletin yönetim şeklini ve başkentini ilan etmemişti. Yeni anayasa tasarısı hazırlıkları sırasında Gazi Mustafa Kemal Paşa, çevresindekilerle Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili görüşmeler yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Wiener Neue Freie Presse muhabirine 22 Eylül 1923'te verdiği ve Türkçe bir özeti ilk defa İktam gazetesinde yayımlanan demeçte, muhabirin sorusu üzerine ilk defa Cumhuriyet kelimesini açıkça ortaya atması ülkede ve yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Ekim 1923'te İsmet Paşa ve bir grup mebus, Ankara'nın hükümet merkezi olarak kabul edilmesi yolunda bir kanun teklifi verdi. 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddelik yasayla Ankara, devletin başkenti oldu. Devlet merkezinin İstanbul olacağı yolundaki çekişmelere son veren bu yasayla Cumhuriyet'in ilanı içinde bir adım atılmış oldu. 1 Kasım 1922'den itibaren artık saltanatın olmadığı ülke, meclis hükümeti tarafından yönetilmekteydi. Bu hükümet sisteminde her bakan meclis tarafından seçildiğinden uyumsuz kişilerin bir araya geldiği hükümet biçimine yol açmaktaydı. Ayrıca her bir bakanlık için uzun süren tartışmalar yaşanmaktaydı. Yeni meclis seçildikten sonra kurulan icra vekilleri heyetinin üyeleri bu şartlar altında çalışmaların güçlüklerinden şikayetçiydi. Hükümetin zayıflığı 23 Ekim'de net bir şekilde ortaya çıktı. Aynı zamanda dahiliye vekili olan icra vekilleri heyeti başkanı Fethi Bey, dahiliye vekilliğini Ferit Tekbey'e bırakmak istemiş ancak meclis bunu kabul etmeyerek Erzincan milletvekili Sabit Bey'i seçmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı Ali Fuat Bey de görevi bırakmak isteyip yerine Yusuf Kemal Bey'i aday göstermiş ancak meclis kabul etmeyerek Rauf Bey'i seçmiştir. Bu durum üzerine Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa,
25 Ekim 1923 akşamı hükümeti Çankaya'da topladı. Toplantıda vekiller heyetinin istifa etmesine ve yeni seçilecek vekiller heyetine görev almamasına karar verildi. Böylece ülkeyi Cumhuriyet rejiminin ilanına götürecek bir hükümet bunalımı oluşturuldu. 27 Ekim 1923'te vekiller heyetinin istifası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunduktan sonra yeni bir vekiller heyeti kurma yolunda çalışmalar başladı. Muhalefetin yeni hükümet kurma çabasında bir sonuç alınamadı. 28 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeğinde İsmet Paşa, Fethi Bey, Kazım Paşa, Kemalettin Sami Paşa, Halit Paşa, Rize Mebusu Fuat ve Afyon Mebusu Rüşen Eşref Bey'i misafir olarak ağırlayan Gazi Mustafa Kemal Paşa, kabine bunalımından çıkma yolu üzerine görüştü ve misafirlerine yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedi. Yemekten sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa birlikte kanun tasarısını hazırladı. Mecliste 29 Ekim 1923 sabahı toplanan Halk Fırkası grubu kabine değişikliği için görüşmelere başladı. Görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın meselenin hali için görevlendirilmesine karar verildi. Çözüm için bir saat isteyen Gazi Mustafa Kemal Paşa, bir saat sonra kürsüye çıkarak yönetim biçiminin cumhuriyet olması halinde hükümet bunalımlarının yaşanmayacağının, bunun için rejimin cumhuriyet olarak tescil edilmesi ve yönetim biçiminin buna göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti ve anayasa değişikliği teklifini sundu. Fırka toplantısında yapılan konuşmaların ardından teklifin önce bütünü, sonra ayrı ayrı maddeleri okunarak kabul edildi. Halk Fırkası grubunun toplantısından hemen sonra meclis toplantısı açıldı. Meclis başka konularla meşgul olurken, teklif edilen kanun tasarısı kanunu esası encümeni tarafından usulen incelenip tutanağa hazırlandı. Kanun, birçok konuşmacının yaşasın cumhuriyet sesleriyle alkışlanan konuşmalarıyla kabul edildi. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 158 üyenin oy birliğiyle Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyetin ilanı Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı. 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanılmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilan kutlamalarının başlangıcı oldu. 2 Şubat 1925'te Hariciye Vekaletince Dışişleri Bakanlığı düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı. 19 Nisan'da ise teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmi bir bayram olarak kutlanmaya başladı. Hükümet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel meşrutiyetin ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile saltanatın kaldırılış günü olan Hakimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün 29 Ekim ulusal bayram olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yıkılan bir devletin enkazından genç Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu vurgusu yapılmıştır. Bu ilk zamanlarda kutlamalar günübirlik yapılan törenler şeklindeydi. Aynı gün içinde törenler sabah resmi kabul ile başlar, daha sonra devlet erkanı önünde resmi geçit düzenlenir ve akşamda Fener Alayı gerçekleştirilerek program 3 kısımda tamamlanmış olurdu. Ayrıca bayram akşamları şehrin idarecileri ve ileri gelenlerinin katıldığı Cumhuriyet Baloları düzenlendi. Törenlerin bu yapısı 1933 yılına kadar devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 1933 yılında gerçekleşen 10. yıl kutlamalarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. 1923'te kurulan Cumhuriyet'in 10 yıl gibi kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği reformların ve ekonomik kalkınmanın halka ve tüm dış dünyaya gösterilmek istenmesi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir anlam yüklenmesine sebep oldu. 10. yılda kutlamalar daha önce yapılan bayram kutlamalarından çok daha geniş bir şekilde organize edildi. Hazırlıklar için 11 Haziran 1933 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve 12 maddeden oluşan 2305 sayılı Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümü kutlama kanunu kabul edildi. Kanunla 10. yıl kutlamalarının 3 gün sürmesi ve bugünlerin resmi tatil olması kararlaştırıldı. Tüm yurtta
10. yıl bayram kutlama törenlerinin yapıldığı yerlere Cumhuriyet Meydanı adı verildi ve isim koyma törenleri yapıldı. İsim konma törenleri sırasında hatıra olarak Cumhuriyet anıtı veya Cumhuriyet taşı denilen mütevazı anıtlar yapıldı. Kutlamalar çok renkli geçti. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara Cumhuriyet Meydanı'nda 10. yıl nutkunu okudu. 10. yıl marşı bestelendi ve marş her yerde okunur oldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa 10. yıl nutkunda bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 1934 yılından 1945 yılına kadar yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bazı değişiklikler dışında 1933 yılında yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları örnek alınarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam günü olmak üzere 1,5 gün resmi tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır. Akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerinde resmi törenler yapılır. Uygun şehir merkezlerinde 21 pare top atışı yapılır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.